Anadolu, Anadolu, Üniversitesi, Üniversitesi dördüncü 4. Yarı, yarı Yıl Kamu, kamu Yönetimi, yönetimi idare, i̇dare Hukuku 2018 Güz dönemi, dönemi 3, -3 ders, ders Sınav, sınav soruları. soruları Soru 1. Aşağıdakilerden hangisi idari vesayetin özelliklerinden biridir? A. Kanunla verilmesi gerekir. B. Emir ve talimat verme yetkisini içerir. C. Aynı kamu tüzel kişisi içinde kullanılır. D. Genel bir yetkidir. E. Geniş yorumlanır. Doğru cevap A. Kanunla verilmesi gerekir. Soru 2. Rütük aşağıdakilerden hangisinin ilişkili kuruluşudur? A. Başbakanlık B. Ulaştırma Bakanlığı C. İletişim Teknolojileri Kurumu D. İçişleri Bakanlığı E. Bakanlar Kurulu Doğru cevap A. Başbakanlık Soru 3. Belediye Meclisi kararı ne tür bir işlemdir? A. Basit B. Zımni C. Karma D. Kolektif, E. İki taraflı Doğru cevap D kollektif Soru 4. Aşağıdakilerden hangisi idarenin atsız düzenleyici işlemlerinden biri değildir? A) talimat B) genelge C) yönetmelik D) ilke kararı E) yönerge Doğru cevap C) yönetmelik Soru 5 özel hukuk kişisinin kamu idaresi ile yaptığı sözleşme uyarınca götürü bir gelir karşılığında kamu hizmetini işletmesi usulü aşağıdakilerden hangisidir? A. Ruhsat usulü B. Emanet usulü C. Müşterek emanet usulü D. Vekalet usulü E. İmtiyaz usulü Doğru cevap D. Vekalet usulü Soru 6. İl ve ilçe belediye sınırları dışında kalan yerlerde ve belediye sınırları içinde olmakla birlikte polis teşkilatı kurulmamış yerlerde görevli genel idari kolluk personeli aşağıdakilerden hangisidir? A) Muhtarlar B) Özel güvenlik personeli C) Jandarma D) Polis E) Mahalle ve çarşı bekçileri Doğru cevap C, jandarma. Soru 7. Kamu hizmetlerinin amacı aşağıdakilerden hangisidir? A) Kamu gücü B) Kamu yararı C) Kamu otoritesi D) Özel yarar E) Kamu düzeni. Doğru cevap B, kamu yararı. Soru 8. Aşağıdakilerden hangisi genel idari kolluk makamlarından biri değildir? A) İçişleri Bakanı B) Vali C) Kaymakam D) Bakanlar Kurulu E) Emniyet Müdürü Doğru cevap E) Emniyet Müdürü Soru 9. İmtiyaz sözleşmesi yapılmasından önce Aşağıdakilerden hangisinin görüşünün alınması gerekir? A Danıştay B Hizmetin tabi olduğu ilgili bakanlık C Maliye Bakanlığı D Hizmetin bağlı olduğu yerel yönetim E Başbakanlık Doğru cevap A Danıştay Soru 10 Aşağıdakilerden hangisi memurluğu sona erdiren hallerden biri değildir. A) koşullarda eksiklik B) bağdaşmazlık C) çekilme D) emeklilik E) hastalık Doğru cevap E) hastalık Soru 11. Kalkınma planlarında yer alan ve özel meslek bilgisine ihtiyaç duyulan geçici işlerde Sözleşmeli personel çalıştırılmasına aşağıdakilerden hangisi karar verir? A) Devlet Personel Başkanlığı B) Maliye Bakanlığı C) Bakanlar Kurulu D) Başbakanlık E) İlgili Bakanlık Doğru cevap C) Bakanlar Kurulu Soru 12. Kamulaştırmalarda malikin geri alma hakkını Hakkın doğmasından itibaren ne kadar süre içinde kullanması gerekir? A 1 ay, B 3 ay, C 6 ay, D 1 yıl, E 5 yıl. Doğru cevap D. 1 yıl. Soru 13. Aylıktan kesme cezası vermeye aşağıdakilerden hangisi yetkilidir? A İta amiri, B. Disiplin amiri C. Yüksek disiplin kurulu D. Atamaya yetkili amir E. Disiplin kurulu Doğru cevap B. Disiplin amiri Soru 14. Kamu tüzel kişilerinin mülkiyetindeki kamu yararına tahsis edilmemiş mallara ne ad verilir? A. Kamu malı B. Orta malı C özel mal, D kamusal mal, E hizmet malı. Doğru cevap C, özel mal. Soru 15. İdari eylemlerden doğan zararların tazmini için zarara uğrayan kişinin dava açmadan önce idareye başvurarak uğradığı zararın karşılanmasını istemesi zorunluluğuna ne ad verilir? A tahkim, B ön karar kuralı, C idari merci kuralı, D idari işlem, E uzlaşma. Doğru cevap B ön karar kuralı. Soru 16. Aşağıdakilerden hangisi idarenin sorumluluğunu azaltan veya kaldıran hallerden biri değildir? A beklenmeyen hal, B mücbir sebep, C üçüncü kişinin davranışı, D zarar görenin davranışı, E riskli idari faaliyet. Doğru cevap E, riskli idari faaliyet. Soru 17. İdarenin idari işlemlerinden doğan zararların tazmini için açılacak dava aşağıdakilerden hangisidir? A edim davası, B tespit davası, C müdahalenin önlenmesi davası, D iptal davası, E tam yargı davası. Doğru cevap E, tam yargı davası. Soru 18. Önceden öngörülmesi ve önlenmesi mümkün olmayan idarenin faaliyetleri içinde bulunan olaylara ne ad verilir? A. Beklenmeyen hal B. Öngörülemezlik teorisi C. Zorlayıcı neden D. Fiili yol E. Mücbir sebep Doğru cevap A. Beklenmeyen hal Soru 19 Bir yıl süren köprü inşaatı nedeniyle trafiğe kapatılan cadde üzerinde bulunan lokantanın sahibi Müşteri kaybından dolayı uğradığı zararın tazmini için açacağı davada hangi hukuki esasa dayanabilir? A) Kişisel kusur, B) Tehlikeli yöntemler nedeniyle risk sorumluluğu, C) Hizmetin hiç işlememesi nedeniyle kusur sorumluluğu, D) Kamu külfetleri karşısında eşitliğin bozulmasından dolayı sorumluluk, E) Mesleki risk. Doğru cevap D. Kamu külfetleri karşısında eşitliğin bozulmasından dolayı sorumluluk. Soru 20. Kamu külfetleri karşısında eşitliğin bozulmasından dolayı sorumluluğun doğması için aşağıdakilerden hangisi aranmaz? A) Nedensellik bağı B) Kusur C) Zarar D) Fiil e nedensellik bağını kesen hallerin olmaması. Doğru cevap B. Kusur. 2018 Güz Dönemi Ara Sınav Soruları Soru 1. İdare hukukunda tarafların serbest iradeleri ile belirledikleri hukuki ilişkiler yerine önceden kurallarla belirlenmiş genel hukuki durumların var olması, idare hukukunun aşağıdaki özelliklerinden hangisini ifade eder? a. Bağımsız olması b. İçtihadi olması c. Tedvin edilmemiş olması d. Statüsel nitelikte olması e. Genç bir hukuk dalı olması Doğru cevap D statüsel nitelikte olması. Soru 2. Hukuk devleti ilkesinin benimsenmesinden önce idarenin faaliyetleri dolayısıyla hakları ihlal edilen kişilerin yargısal yoldan mali karşılık elde etme imkanı hangi teorinin bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır? A) Öngörülmezlik teorisi B) Tabi haklar teorisi C. Kamu gücü teorisi D. Kamu hizmeti teorisi E. Hazine teorisi Doğru cevap E. Hazine teorisi Soru 3. Aşağıdakilerden hangisi idare hukukunun yardımcı kaynaklarından biridir? A. Yönetmelikler B. Yargısal içtihatlar C. Tüzükler D. Milletler Arası Anlaşmalar E. Anayasa Doğru cevap B. Yargısal içtihatlar. Soru 4. Aşağıdakilerden hangisi yürütmenin istisna en sahip olduğu asli düzenleme yetkisinin örneklerinden biridir? A. Yönetmelikler B. Tüzükler C olağanüstü hal kanun hükmünde kararnameleri D bakanlar kurulu kararları E milletler arası anlaşmalar Doğru cevap C olağanüstü hal kanun hükmünde kararnameleri Soru 5 İdari fonksiyonun konusu aşağıdakilerden hangisidir A bireysel işlemler B idari işlemler, C idari sözleşmeler, D kamu hizmeti, E düzenleyici işlemler. Doğru cevap D, kamu hizmeti. Soru 6. Devletin üstlendiği milli kamu hizmetlerinin konularına göre uzmanlaşmış ve örgütlenmiş bölümleri aşağıdakilerden hangisidir? A mahalli idare birlikleri, B yardımcı kuruluşlar, C düzenleyici ve denetleyici kamu kurumları, D yerel yönetimler, E bakanlıklar. Doğru cevap E, bakanlıklar. Soru 7. Aşağıdaki bağlı kuruluşlardan hangisinin ayrı bir tüzel kişiliği vardır? A Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı, B Vakıflar Genel Müdürlüğü, C Hazine Müsteşarlığı, D Diyanet İşleri Başkanlığı, E Devlet Personel Başkanlığı. Doğru cevap B Vakıflar Genel Müdürlüğü. Soru 8. Bakan yardımcılığı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A Bakan yardımcılarının görev süreleri hükümetin görev süresi ile sınırlıdır. B) İstisnai bir memuriyettir. C) Her zaman görevden alınabilirler. D) Milletvekilleri de bakan yardımcısı olarak atanabilir. E) Bakan yardımcılarının devlet memuru olma genel koşullarını taşımaları gerekir. Doğru cevap D. Milletvekilleri de bakan yardımcısı olarak atanabilir. Soru 9. Aşağıdakilerden hangisi Milli Güvenlik Kurulu'nda yer almaz? A Ulaştırma Bakanı, B Cumhurbaşkanı, C Başbakan, D Başbakan yardımcıları, E Genelkurmay Başkanı. Doğru cevap A. Ulaştırma Bakanı. Soru 10. Aşağıdakilerden hangisi Danıştay'ın görevlerinden biridir? A) Tüzük tasarılarını hazırlamak, B) Sorumluların hesap ve işlemlerini kesin hükme bağlamak, C) Mahalli idarelerin hesap ve işlemlerini denetlemek ve kesin hükme bağlamak, D) Kamu idarelerinin gelir ve giderlerini denetlemek e başbakanlıkça gönderilen kanun tasarıları hakkında görüşünü bildirmek. Doğru cevap e başbakanlıkça gönderilen kanun tasarıları hakkında görüşünü bildirmek. Soru 11. Belediye meclisi kararları irade sayısı ve usulü bakımından ne tür bir idari işlemdir? A. Karma, B. Basit, C. Kolektif, D. İnşaat, E. İcrai. Doğru cevap C. Kolektif. Soru 12. Bir idari makamın diğer bir idari makamın yetkili olduğu alanda işlem tesis etmesine ne ad verilir? A. Yetki tecavüzü, B fonksiyon gaspı, C fonksiyon tecavüzü, D yetki gaspı, E idari merci tecavüzü. Doğru cevap A. Yetki tecavüzü. Soru 13. Bir idari işleme karşı dava açılmasının o işlemin uygulanmasını durdurmaması aşağıdakilerden hangisinin sonucudur? A idari işlemin icra B yürütmeyi durdurma kararının C hukuka uygunluk karinesinin D resen icra edilebilirliğinin E objektifliğinin Doğru cevap C hukuka uygunluk karinesinin Soru 14 Aşağıdakilerden hangisi idari işlem değildir? A atama işlemleri B. Kamulaştırma işlemleri C. Tüzükler D. idarenin özel mallarının yönetimine ilişkin olarak yaptığı işlemler E. Ruhsat verme işlemleri Doğru cevap D. İdarenin özel mallarının yönetimine ilişkin olarak yaptığı işlemler. Soru 15. İdarenin hareketsizliğinin Zimni red işlemi sayılabilmesi için, başvuruya kaç gün içinde cevap verilmemiş olması gerekir. A 60, B 30, C 15, D 10, E7. Doğru cevap A, 60 Soru 16. Aşağıdakilerden hangisi idari sözleşmelerden biridir. A abonman sözleşmeleri, B yap-işlet sözleşmeleri, C imtiyaz sözleşmeleri, D devlet ihale kanununa göre yapılan sözleşmeler, E kamu ihale kanununa göre yapılan sözleşmeler. Doğru cevap C imtiyaz sözleşmeleri. Soru 17. Aşağıdaki işlemlerden hangisi kamu ihale kanununa tabidir. A. Kiraya verme B. Mal satımları C. Trampa D. Mülkiyetten gayri aynı hak tesisi E. Yapım işleri Doğru cevap E. Yapım işleri Soru 18. Aşağıdaki konulardan hangisi olağan dönem kanun hükmünde kararnameleri ile düzenlenebilir. A dilekçe hakkı, B bakanlıklar, C vergi ödevi, D vatandaşlık, E konut dokunulmazlığı. Doğru cevap B bakanlıklar. Soru 19. Tüzüklerin yargısal denetimini aşağıdakilerden hangisi yapar? A Danıştay, B Sayıştay C. Yargıtay, D İdare Mahkemeleri, E Anayasa Mahkemesi. Doğru cevap A. Danıştay. Soru 20. Aşağıdakilerden hangisi tarafından çıkarılan yönetmeliğin Cumhurbaşkanınca imzalanması gerekir? A kamu tüzel kişileri, B Bakanlar Kurulu, C Başbakanlık D bakanlıklar E üniversiteler Doğru cevap B Bakanlar Kurulu 2018 güz dönemi dönem sonu sınav soruları Soru 1 Merkezi idare ile yerinden yönetim kuruluşları arasındaki bütünlüğü sağlamaya yönelik hukuki araç Aşağıdakilerden hangisidir? A merkezden yönetim, B hiyerarşi, C idarenin bütünlüğü, D idari vesayet, E yetki genişliği. Doğru cevap D, idari vesayet. Soru 2. Mahalli idare birlikleri aşağıdakilerden hangisinin izni ile kurulur? A İçişleri Bakanlığı B. Valilik C. İçişleri ve Maliye Bakanlıkları D. Belediye E. Bakanlar Kurulu Doğru cevap E. Bakanlar Kurulu Soru 3. Bakanlar Kurulu'nun çıkardığı yönetmelikle vergi koyması halinde ortaya çıkan yetkisizlik haline ne ad verilir? A. Yetki tecavüzü B idari merci tecavüzü, C fonksiyon tecavüzü, D yetki gaspı, E fonksiyon gaspı. Doğru cevap E, fonksiyon gaspı. Soru 4. Aşağıdaki yönetmeliklerden hangisi resmi gazetede yayımlanmaz? A bakanlıkların işbirliğine ilişkin hükümleri kapsayan yönetmelikler B. milli güvenlikle ilgili gizlilik dereceli yönetmelikler C. kamuyu ilgilendiren yönetmelikler D. kamu personeline ilişkin genel hükümleri kapsayan yönetmelikler E. kamu tüzel kişilerinin yetki ve görev alanlarına ait hükümleri kapsayan yönetmelikler Doğru cevap B. milli güvenlikle ilgili gizlilik dereceli yönetmelikler Soru 5. Kamu hizmetlerinin amacı aşağıdakilerden hangisidir? A. Kamu gücü B. Kamu düzeni C. Özel yarar D. Kamu yararı E. Kamu otoritesi Doğru cevap D. Kamu yararı Soru 6. İdari kolluk ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A idari kolluk amir ve memurları hakkında Cumhuriyet savcısı doğrudan soruşturma yürütemez. B idari kolluk faaliyetlerinden doğan uyuşmazlıklar adli yargıda çözümlenir. C sadece devlet adına ifa edilir. D ceza hukukuna tabidir. E düzenleyici işlemler yapamaz. Doğru cevap A. İdari kolluk amir ve memurları hakkında Cumhuriyet savcısı doğrudan soruşturma yürütemez. Soru 7. Temel hak ve hürriyetleri sınırlandıran kolluk tedbirlerinin bu tedbirle ulaşılmak istenen amacı gerçekleştirmeye elverişli ve gerekli olması ve amaç ile sınırlama arasında oran aranması aşağıdakilerden hangisinin bir gereğidir? A) öze dokunma yasağının B) ölçülülük ilkesinin C) demokratik toplum gereklerinin D) kanunilik ilkesinin E) laik cumhuriyetin Doğru cevap B) ölçülülük ilkesinin Soru 8 Aşağıdakilerden hangisi kamu hizmetinin özel hukuk kişisine tek yanlı görevlendirme ile gördürülme usullerinden biridir? A. Ruhsat B. Emanet C. Vekalet D. Müşterek emanet E. Kamu kurumu Doğru cevap A. Ruhsat Soru 9 Aşağıdakilerden hangisi Merkezi idare kolluğu makamlarından biri değildir. A) Valiler B) İçişleri Bakanı C) Bakanlar Kurulu D) Emniyet Müdürleri E) Kaymakamlar Doğru cevap D) Emniyet Müdürleri Soru 10. İstifasını yazılı olarak veren memur yerine atanan kimseyi en çok ne kadar süre beklemelidir? A. 10 gün B. 15 gün C. 1 ay D. 3 ay E. 6 ay Doğru cevap C. 1 ay Soru 11. Aşağıdakilerden hangisi memur olma genel koşullarından biri değildir? A. Türk vatandaşı olmak B. Askerliğini yapmış veya erteletmiş olmak. C. En az lise mezunu olmak. D. Akıl hastası olmamak. E. 18 yaşını doldurmuş olmak. Doğru cevap C. En az lise mezunu olmak. Soru 12. Memur, kendisine verilen uyarma cezasının özlük dosyasından silinmesini Cezanın uygulanmasından kaç yıl geçtikten sonra isteyebilir? A1 B2 C3 D5 E10 Doğru cevap D5 Soru 13. Memurluktan çıkarma cezasını aşağıdakilerden hangisi verir? A disiplin amiri B memurun bağlı bulunduğu kurumun yüksek disiplin kurulu C atamaya yetkili amir D devlet personel başkanlığı E disiplin amirinin teklifi üzerine atamaya yetkili amir Doğru cevap B memurun bağlı bulunduğu kurumun yüksek disiplin kurulu Soru 14 Özel mülkiyette bulunan taşınır malların Mülkiyetinin idareye cebri geçişini öngören istisnai ve olağanüstü hallere mahsus usul aşağıdakilerden hangisidir? A) İstimval B) Devletleştirme C) Geçici işgal D) Millileştirme E) Kamulaştırma Doğru cevap A) İstimval Soru 15 Ölümlü kazaların önüne geçmek için karayolunun ağır vasıtalarca kullanımının yasaklanması üzerine yol kenarında daha çok ağır vasıta şoförlerinin konakladığı moteli işleten işletmecinin bu karar üzerine uğradığı zararın hangi hukuki esasa göre tazmini gerekir? A) Kusurlu sorumluluk B) Sosyal risk C) Mesleki risk D) Hizmet kusuru e kamu külfetleri karşısında eşitliğin bozulmasından dolayı sorumluluk. Doğru cevap e kamu külfetleri karşısında eşitliğin bozulmasından dolayı sorumluluk. Soru 16. Cephaneliğin bilinmeyen nedenle infilak etmesi nedeniyle yaralanan cephanelik görevlisinin zararı Aşağıdaki sorumluluk esaslarından hangisine göre tazmin edilir? A) Risk sorumluluğu B) Sosyal risk ilkesi C) Kamu külfetleri karşısında eşitliğin bozulmasından dolayı sorumluluk D) Kusurlu sorumluluk E) Hizmet kusuru Doğru cevap A) Risk sorumluluğu Soru 17 İdari eylemden zarar gören kişinin dava açmadan önce idareye başvurarak zararının tazmin edilmesini isteyip bu istemin kısmen veya tamamen reddi üzerine dava açabilmesine ne ad verilir? A) Zorunlu arabuluculuk B) İdari başvurunun önceliği kuralı C) Ön karar kuralı D) Zararın idari yolla tazmini kuralı E) İdari itiraz kuralı Doğru cevap C. Ön karar kuralı. Soru 18. Aşağıdakilerden hangisinde idari sorumluluk söz konusudur? A) Usulsüz el koymadan kaynaklanan zararların tazmininde, B) İdarenin özel mallarının işletilmesinden kaynaklanan zararların tazmininde, C) Fiili yoldan doğan zararların tazmininde d) sınai ve ticari kamu hizmetlerinden doğan zararların tazmininde e) sağlık hizmetlerinden kaynaklanan zararların tazmininde Doğru cevap e. Sağlık hizmetlerinden kaynaklanan zararların tazmininde. Soru 19. İdari eylemden kaynaklanan zararların tazmini için idareye yapılan başvurunun reddi üzerine Red işleminin tebliğini izleyen günden itibaren hangi süre içinde tam yargı davası açılabilir? A) 30 gün B) 60 gün C) 6 ay D) 1 yıl E) 5 yıl Doğru cevap B) 60 gün Soru 20. Aşağıdakilerden hangisinde idarenin hem kusurlu hem de kusursuz sorumluluğu tamamen ortadan kalkar. A kamu görevlisinin hizmet kusuru, B üçüncü kişinin kusurlu davranışı, C mücbir sebep, D beklenmeyen hal, E zarar görenin belli oranda kusuru. Doğru cevap C mücbir sebep. Sınavınızda, Sınavınızda başarılar, başarılar dilerim. dilerim. Abone, Abone olmayı, olmayı beğen, beğen ve yorum, yorum yapmayı unutmayalım. Yapmayı unutmayalım.